İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dünya Görüşü'nün yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Canlı yayında Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle beraberiz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi bu akşam da yaklaşık 1,5 saat boyunca Saat 7 Haber Departmanı'nın hazırladığı haberlerden seçtiğimiz bir tanesini bu akşam ele alacağız. Ve Hristiyan Dünya Görüşümüzü o konu çerçevesinde yeniden yapılandırmaya çalışacağız. Ben Senem Ekener. Ben Volkan Er. Sizlerin karşınızda olmaktan mutluyuz. Biz Kasım ayında başladık canlı yayınımıza. Ve bu sezonun, bu yayın döneminin son programını yapıyoruz. Sezonun son canlı yayınını yapıyoruz. Yaz ayları boyunca ayda bir kez ekranlarınızda canlı olarak geleceğiz ve bütün bir ayı aslında gözden geçireceğiz ve o ayın içindeki tüm haberlerden derlediğimiz bir programla karşınızda olacağız. Ama tekrar yayınlarımız her hafta sizlerle buluşmaya devam edecek. Biz de aslında şükrediyoruz, hem ekibimize teşekkür ediyoruz yayının başında. Kasım ayından bu yana birlikte çalıştık ve sizlerle buluştuk. Hem de görüşleriniz için de teşekkür ediyoruz başlarken programa. Her zaman için iyi geri dönüşler aldık sizden. O yüzden keyifle bu programa daha başlıyoruz. Bunu söyleyelim başta dedik. Evet, kesinlikle. Zaman çok çabuk geçiyor. Evet, bu kadar uzun bir süre olması gerçekten ilginç. Birçok konuyu ele aldık. Bugün de Kutsal Kitabın bütünlüğü ve değişmezliği konusunda konuşmak istiyoruz. Evet, iyi bir program olur umarım. Evet, Kutsal Kitabın bütünlüğü değişmezliğine gireceğiz. Bunu da yurt dışında bir vaizin vaazıyla ilgili gelen eleştiriler vardı. Onu haberleştirdi haber bölümümüz. Bu haber üzerinden harekete geçerek işleyeceğiz. Elbette oraya takılıp kalmayacağız biz ama genel anlamda Kutsal Kitabın bütünlüğüne bakacağız ve bunu işleyeceğiz sezonun son programında. Aslında Kutsal Kitabın bizim yaşamımızda Tanrı'nın yaşayan sözü olması ve çok üstün bir yere sahip olması açısından da sezonu bu konuyla tamamlamak sanıyorum çok da yerinde olacak. Kesinlikle. Kutsal Kitabın otoritesi altında yaşamak bizim hayatımıza büyük bir bereket getirir. Ve çünkü Tanrı sözleriyle bize yaklaşan, sözleriyle yönetilen bir egemenlikte olan bir Tanrı. O yüzden onun sözünün otoritesinde yaşamak çok önemli. Tabii ki eski antlaşma anlaşılması biraz daha zor. Çünkü tarihsel bağlamı da anlamak gerekiyor. Evet. Kültürel bağlamı da anlamak gerekiyor. Ama yine de öğretmenimiz yanımızdadır. Kutsal yanımızdadır. O yüzden onun yardımıyla Tanrı'nın sözünü günden güne anlamaya devam edeceğiz. Dünya Görüşü birazdan başlıyor. Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Dünya Görüşü'nü Saat 7 Türk ekranlarında canlı yayında izliyorsunuz. Programımıza az önce başladık. Geçen hafta Kutsal Ruh konusunu işlemiştik. Bir özet seyrettik ve bu haftaki konumuza artık giriş yapabiliriz. Kutsal Kitabın bütünlüğü ve değişmezliği üzerine konuşacağız. Tabii her zaman bir haber çerçevesinde ilerliyoruz. O yüzden bağlamından söz etmek biraz sonra izleyecekleri haber bandının yerinde olacaktır sanıyorum. Konu şu, Amerika'daki oldukça büyük mega kilise dediğimiz kiliselerden birinin kıdemli pastörü, yani yeni bir vaiz değil aynı zamanda ya da kilise önderi değil. Kutsal Ruh'un dökülmesiyle başlayan süreci anlatan bir vaaz dizisi yapıyor. 3 haftalık bir vaaz dizisi. Bu vaaz dizisinin son vaazında oldukça eleştiriye açık aslında bir tutum sergiliyor. Ya da vaazın bir kısmında bunu düşündürecek niyetinin bu olmadığını belirttiği halde söylemlerde bulunuyor. Tabii ki konu Kutsal Kitabın ayrılmazlığı olduğu için oldukça da tepki görüyor bu vaaz. Bununla ilgili haberimiz, konu da şu, eski antlaşmada anlatılan ya da Musa'nın yasasıyla İsa'nın anlattıkları birbirinden ayrı değerlendirilebilir mi aslında? Ya da birini göz ardı edip birine mi bakmalıyız gibi bir neredeyse yol ayrımı sayılacak bir ifade var. Elbette biz seninle yayından önce de konuşurken sadece bir vaaza bakıp bir kişiyi asla yargılamak ya da ağır eleştiriye maruz bırakmaktan yana olmuyoruz kesinlikle. Ama bir haber değeri de taşıdı bu niteliğinden ötürü. Birazdan haberini işleyeceğiz. O yüzden biraz bağlam bilgisi vermek istedim. Evet. Ama bu topluma çok son derece birçok faydalı hizmetleri olan, insanları İsa Mesih'e getiren büyük bir kilise ve emekleri çok fazla elbette. Bu kişi aynı zamanda kilise önderi ve vaiz Andy Stanley.
bir vaazına geçen bir nokta. O yüzden tabii ki cımbızlamamak gerekiyor. Evet. Tam da bu söylediğimiz aslında kutsal kitabın bütünü içinde geçerli. O yüzden de biz bu haberden yola çıkarak biraz ayrılmazlığını konuşacağız. Ya tabii, eski antlaşmaların. Vaazlar kolay değil. Vaaz vermek zor. Çünkü çıkan kelimeleri geri alabilmek mümkün değil. Ve özellikle büyük kiliselerde vaaz etmek bu açıdan oldukça zor. Hı-hı. Belki bu pastör de bunu istemeden söylemiş olabilir. Ya da bunu düşünerek ya da planlayarak söylememiş olabilir. Vaazın belki satır aralarında buna istinaden ya da bunu düşündüğünü düşündüren bazı kelimeler kullanmış olabilir. O yüzden acımasız olmamamız gerekiyor. Tabii ama sosyal medya döneminde hatta işlemiştik bir programımızda bu acımasızlık ne yazık ki sınırı aşabiliyor zaman. Yani aşırı eleştirel tutumlar hiçbir zaman uygun değil ama tabii ki eleştiri hakkımız var. Tabii. Buna yönelmesi bile aslında bizim ruhsal sensörlerimizi uyandırmalı. Çünkü kutsal kitabın bütünlüğünü bozarsak eğer o zaman Tanrı'nın karakterini de bölmüş olacağız. Kesinlikle. Ya da onun bütünlüğünü de bölmüş olabiliriz. Evet. O yüzden dikkat etmeliyiz. Ve elimizdeki kitap kabına baktığımız zaman tek bir kitap, kutsal kitap olarak bize sunuluyor. Ve bu Tanrı'nın iradesidir. Bu Tanrı'nın hikayesidir. Ve tabii ki eski antlaşmayı çalışmak zor. Yani eski antlaşmayı bir yeni iman eden ya da Mesih'i tanımak isteyen birisine verip al bunu oku dediğimiz zaman onun temel bir sistematik teolojiye ihtiyacı var. Yani konuların sıralanmasına, aradığı konuların nerede olduğunu bulabilmesi için yol gösterilmesine ihtiyacı var. O yüzden eski antlaşmadan genelde kaçıyoruz. Yani seminerlerde de bunu görüyoruz. Yani Leviler kitabına geldiğinde herkes duruyor. Yani pek akıcı olmuyor çünkü kurbanlar var, çok sunular detaylı. Var. Evet. Ama yine de... Ama onun da bir amacı var. Çünkü. Bunun çok büyük bir amacı var. Çünkü eski antlaşmanın özü aslında Mesih'le ilgilidir. Onun Mesih'in hikayesidir. Tabii. Ve tabii ki onu çıkardığımız zaman bazı tarihsel olaylar bizim mantığımıza ya da bizim duygusal kimliğimize ters gelebilir. Örneğin Ağıtlar kitabı. O işgal süresinde, Babil'in Yeruşalim'i işgal ettiği süre içerisinde yaşanan tarihsel gerçekler biraz zor gelebilir. Tabii. İlginç bir şey gelebilir bize. Kabul etmekte zorlanabiliriz. Ancak dünyada kötülüğün varlığı devam ediyor. Onu ne olursa olsun. Yani Tanrı bunu yaratmıyor ama dünyada bir kötülük gerçeği var. Ve kutsal kitapta bir insanın gözüyle gördüğü şeyleri not alan ve insanlara aktaran bir yazı aynı zamanda. Bu gerçekliği de unutmayalım. Yani kutsal kitap gerçeği aynı zamanda tarihsel olayları da bize anlatan, içerisinde mesihsel vahyi de ve mesihsel peygamberlikleri de barındıran ve insanın yazdığı, kutsal ruh aracılığıyla insanın yazdığı. Yani insan gerçekliğini buradan çıkaramayız. Eski antlaşma bir kitap olarak inmedi. Bir süreç olarak, boyunca yazılan bir kitap. O yüzden anlamak biraz zor. Geniş bir tarihi kapsıyor. Yaklaşık 2000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Çok detaylı olaylar var ve tarihsel çizgi içinde. Ve o yüzden eski antlaşmanın yeterliliğini anlamak için ilk olarak Mesih'in sözlerine bakmalıyız. Yani Mesih eski antlaşmayı nasıl değerlendirdi? Aslında buraya baktığımızda Mesih'in eski antlaşmayla savaşmadığını, tam tersi eski antlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak ortaya çıktığını, geldiğini yeryüzüne net bir şekilde görüyoruz. Görebiliriz. O yüzden büyük bir bütünlük var. Konumuzda konuşmayı ilerleyeceğiz ama bağlamdan çok uzaklaşmadan haberimizi bir seyredelim. Hangi haber üzerine bu konuyu işliyoruz? Ardından sohbetimizi sürdüreceğiz. North Point Topluluk Kilisesi kıdemli papazı Evangelist Andy Stanley, Hristiyanların eski ahidi inançlarından çıkarması gerektiğini belirten sözlerinin sosyal medyaya düşmesinden bu yana Hristiyan camiada birçok kez eleştirilmişti. Yakın tarihli bir vaaz serisinin son bölümünde Stanley'nin eski ahitin kutsal olarak ilham alınması ancak kilisede herhangi bir davranışla ilgili kaynak haline gelmemesi gerektiğini belirten konuşması birçoklarınca eleştirildi. Stanley haberle ilgili eleştirmenlere yanıt verdi ve kilisenin eski ahitten kopması gerektiğini asla söylemediğini belirtti. Kıdemli papaz Stanley, Relevant magazine yaptığı açıklamada, kutsal kitaptaki ya da belirli bir İncil buyruğundaki bölümlerden kurtulmamız gerektiğini asla tavsiye etmedim. Yine Elçilerin İşleri 15. bölüm aracılığıyla Petrus, Yakup ve Pavlus'un ilk yüzyıl kilisesinde Musa'nın kurallarını müjdeden ayırarak bu kelimeyi ben söyledim, alternatifi açığım, Antakya'da Yahudi olmayanlara vaaz etmesini öğretiyordum ifadelerini kullandı. Etkili konuşmacı, sonrasında Zor Değil adlı 3 bölümlük dizinin son bölümündeki konuşmasından dolayı eleştiriler altında kaldı.
İlk yüzyıl kilise liderleri kiliseyi dünya görüşünden, değer sistemlerinden ve Yahudi kutsal metinlerinin düzenlemelerinden ayırdığı şeklinde konuştu. Erken kilise ve öğrencilerin yeni kiliseye katılmak için eski ahit ya da Tevrat'taki tüm yasaları takip etmeleri gerekmediğine dikkat çektim dedi Stanley. Ancak Stanley, Relevant Magazine'e liderlerin eleştirmek yerine bunu bir öğrenci olmak ve mesajını bütünüyle dinlemek için bir fırsat olarak kullanmaları gerektiğini söyledi. Son olarak söylediklerimle ne demek istediğimi gerçekten bilmek isteyen herkes bunu kolayca anlayabilir. Fakat bunun için birden fazla mesajı dinlemek gerekebilir diye belirtti. Dünya Görüşü sürüyor. Haberimizi izledik ve Kutsal Kitabın bütünlüğünü konuşacağız. Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşmanın birbirinden ayrılmazlığını ve tümünün Kutsal Kitabı oluşturduğundan bahsedeceğiz. Aslında hafiften bir giriş yaptık. Mesih'i anlatan bir hikaye, Tanrı'nın insanlar için hazırladığı kurtuluş planını dile getiren bir hikaye ve çok uzun bir zaman aralığını kapsıyor. Henüz hiç okumayanlar varsa Kutsal Kitabı, öncelikle söyleyeceğimiz çok ciddi bir tarihsel alt anlatı çerçevesinde devam etmesi. Belki de başka Kutsal Kitap niteliğinde kitapları okumuş kişiler için sarsıcı olacaktır ya da şaşırtıcı olacaktır. Tanrı'nın lensinden, onun bize gösterdiği bir mercekten aslında hikayeyi izliyoruz ama dünyanın geri kalanından başıboş değil o. Olaylar örgüsü sürüyor. Tanrı'nın önce bir bireyle yaptığı antlaşma, sonra bir ulusla yaptığı antlaşma, ardından diğer dünyanın bütün dünyada yaşayan insanlarla birlikte yaptığı antlaşmayı kapsıyor. Çok farklı yazar tarafından kaleme alınmış. Hem onların insancıl yönlerini, özelliklerini, altyapılarını görüyoruz satırlarında Kutsal Kitabın. Aynı zamanda Tanrı esini var. Hepsinin sayfalarında Kutsal Ruh'un esini var. Ve tümü böylelikle oluşturuyor. Eski antlaşmadan bahsediyorduk tabii ki. Çok daha derin bir olay örgüsü var. Anlamakta zorlanacağımız, senin de söylediğin gibi kültürel arka planını ya da sosyal arka planını bilmediğimizde bilhassa bize yabancı gelebilecek olaylar var. Ama tümü bunların aslında Tanrı'nın sevgisinden ve merhametinden ötürü kurtarmak istediği insanlığı kendi özü aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla kurtarma planından bahsediyor. Bize bunu anlatıyor. O yüzden öncelikle hani programın sonunda da söyleyeceğiz, başında da söyleyebiliriz ki Kutsal Kitap bir bütün olarak ele alınır. Ve Tanrı'nın karakteri kim olduğu, İsa Mesih'in ne için dünyaya geldiği tümü ancak bir bütün olarak okunduğunda, incelendiğinde anlaşılacaktır. Ama bize Tanrı neredeyse her sayfasında bunun biraz daha açıklanışını verir, biraz daha göstergesini gösterir. Öyle ki biz onu tanıyabilelim diye. Yani sadece bir kutsal kitaba yaklaşmıyoruz. Aynı zamanda Tanrı karakterinin ta kendisine yaklaşıyoruz. Ve bu onun isteği, bize kendini açıklamak, doğasını bize tanıtmak, niyetinin ne olduğunu belli etmek, bir bilinmezde bırakmamak bizi aslında. Ki böylece biz ona yaklaşabilelim, yaşamlarımızı ona teslim edebilelim ve onu tanıyabilelim. Kutsal Kitabın varlığının aslında amacı bu ve yaşayan bir kitap hala. Ve İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde aslında öğrenciler bir beklenti içerisindeydiler. Çünkü kutsal yazıları biliyorlardı, eski antlaşmayı biliyorlardı ve orada bir kurtarıcının geleceğinden haberdardılar. Evet. Yani eğer eski antlaşma olmasaydı İsa Mesih'e bakacaklardı ve tamam bu adam mucizeler yapıyor, büyük laflar ediyor, iyi öğretmen ama bu kim? Ya da bizim için ne anlamı Kesinlikle, var, ne özelliği var? Bu hikayenin bütünlüğünü eğer bozarsak Mesih'in kimliğine de zarar veririz. Dolayısıyla tam doğasına böyle. Dolayısıyla öğrenciler İsa Mesih'e baktılar ve onu kutsal yazılardaki vaat edilen kurtarıcı olarak gördükleri için onu izlediler. Eğer kutsal yazılar olmasaydı hikayeyi anlayamayacaktık. Hikayenin anlamlandırılması olmayacaktı. Ve dolayısıyla aslında biz bunu görüyoruz. Büyük iddialarla ortaya çıkan insanlar ne yapıyorlar? Eski antlaşmaya da eski yazılara bir şekilde bağlantı kurmaya gayret ediyorlar. Çünkü geçmişten müjdelenen birisi değilsen eğer... Bir altyapı Kesinlikle. Yoksa çok kopuk olacaktır. Bu Tanrı'nın biliyoruz ki fikirleri son anda değişen bir Tanrı değil. Büyük bir planın sunulmasını görüyoruz eski antlaşma ve yeni antlaşmada. Dolayısıyla büyük iddiaları olan herkes kendini geçmişe bağlamak ister. Ve kutsal yazılarda yani eski antlaşmada yeni antlaşmanın bir kökü gibidir.
Bu yüzden biz ağacı tam olarak görüyoruz ve mesela eski antlaşmadaki vahiy bir gölge gibidir. Yani bir, evet, bir müjdedir ama orada Mesih bir gölge gibi görürüz. Demek ki vahiy kademeli kademeli açılıyor ve Mesih de nihai olarak tam görünür olarak oluyor. Görünür oluyor ve insanlara kendisini gösteriyor. Ama yine de kutsal yazılar olmasaydı biz Mesih'in vahyini ya da Mesih'in beden alışını anlamlandıramazdık. Yani kesinlikle bir boşluk gibi olurdu bizim için ve belki sadece tarihsel bir kişi olurdu. Hı hı. Ama eski yazıların yani kutsal yazılarla bir bütünlük içerisinde arz etmesi o bizim işte tamam dediğimiz noktaya bizi götürüyor. Evet. Çünkü hepimiz Türk vatandaşıyız, işte Alman. Peki bizi bu vatandaş yapan şey ne? Hikayedir aslında. Tabii, tabii. Ve dolayısıyla bizi Hristiyan yapan şey de kutsal kitabın tarihin bu hikayesidir. Evet. Ve bu hikayeyi bölemezsiniz. Eski antlaşma geçersiz ya da eski antlaşma yetersiz. Zaten kutsal kitap yeni bir antlaşmanın olduğunu bize söylüyor. Hı hı. Ama eski antlaşma onu müjdeleyen, eski antlaşmanın şöyle bir iddiası yok. Yani hala devam eden bir yasa veren bir kitap olarak değil, bize bir iddia sunmuyor. Zaten Mesih'te tamamlanan bir gerçek var. O yüzden bu hikayeyi bütün ele almak çok önemli. Hı hı. Ve bütün ele aldıkça aslında Tanrı'nın harika planına daha fazla yaklaşacağız ki ben eski antlaşma çalışırken ve okurken Mesih'i orada gördüğümde gerçekten yani hem duygulanırım hem de Tanrı'nın bu muazzam planına hayranlıkla tekrar, evet, bakmış oluyorum. İnancımızı pekiştiren bir nokta, kesinlikle, oluyor. Aynı zamanda eski antlaşmanın varlığı yeni antlaşmaya duyulacak ihtiyacı da hazırlıyor. Tanrı bunu öyle açıklıyor ki bize, günahın tanımını yaparak, evet, yasanın ne olduğunu söyleyerek biz günahın ne olduğunu biliyoruz böylelikle. Ve asla bunu tanrısal kutsallıkta ve mükemmellikte yerine getiremeyeceğimiz için zaten Tanrı özünün bizi kurtarmasına ihtiyacımız var. Ve böylelikle tabii ki yeni antlaşma Mesih'in ta kendisi açıklanmış oluyor tüm doluluğuyla birlikte. O yüzden baktığımızda bir kişi fiziki olarak kutsal kitabı eline aldığı zaman elbette görecektir ki eski antlaşma çok daha büyük bir yer kaplıyor, evet, sayfa sayısı olarak. İşte yeni antlaşma sanki daha az gibi görecektir. Bu hikayenin anlatılan kısmının uzunluğuyla da, evet, ilgili. Bunu da belirtmemiz tabii gerekiyor tabii ki. Ama senin de söylediğin gibi Mesih'in eski antlaşmanın sayfalarında gölge, hı-hı, olarak aslında bütünüyle ona duyulan ihtiyacın, onun kim olduğunun, evet, Tanrı yüceliğinin, görkeminin bir kanıtlayıcısı olduğu, göstergesi olduğu ve onu görerek aslında Tanrı'yı görmüş olacağımızı bizler yavaş yavaş açıklanır halde öğreniyoruz. Hı-hı. Tabii ki bu haberde de geçen noktada biraz da şu konu var. Tarihsel olaylar çerçevesinde Yahudi halkına, tabii ki İsa onların arasında doğdu bir Yahudi olarak, orada yaşadı. Dirilişinin ardından öğrencilerin bakış açısından düşünelim olayları. Göğe alındı, dirildi ve muazzam bir müjdeyle elleri dolu imanlıların, elçilerin ve öğrencilerin. Ama var olan dünya görüşleri ne? Eski antlaşmaya, evet, dayalı dünya görüşü. Hı-hı. Tümüyle bilgileri, teolojileri, hı-hı, bu. Ve yeni olanı İsa tanımlıyor. Ama bu eskiyi ortadan kaldırmıyor. Hı-hı. Bilakis tamamlayıcısı, hı-hı, oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bilhassa ne zaman unutmamamız gerekiyor? Anlamakta zorlandığımız, şimdiki anlayışımızda, kavrayışta güçlük çektiğimiz, olaylara bir şekilde kendimizde yer bulamadığımız ya da şu anki düşünce dünyamızda bu olay nasıl gerçekleşebilir dediğimiz zamanlar aslında bilhassa Tanrı'nın bu kendini açıklayışına ve kutsal sözüne çok daha fazla bağlanmamız gereken şeyler. Ve bu bir bağnazlık değil, sözünü ettiğimiz şey bir bağnazlık değil. Bu aslında Tanrı'nın Tanrı olduğu, bizim insan, evet, olduğumuzu tasdik eden bir nokta. Çünkü tümüne hakim olabilirsek, tümünü kavrarsak zaten bir Tanrı'ya ihtiyacımız olmaz. Ya da o inandığımız şey Tanrı ya da kurtarıcı değildir kesinlikle. Evet, yerimizi bazen bilmeliyiz ama bilmeliyiz, evet, bu çok önemli bir nokta. Eski antlaşmanın bizim dünya görüşümüzde aslında ve teolojimizde o kadar yakından ilişkisi var ki. Evet. Çünkü sen de söylediğin gibi elçiler Mesih'i tanıdılar, onun, hı-hı, mucizelerini gördüler ama ellerinde bir metin yoktu. Yani tabii, doğrulayacak tabii bir metin yoktu. Tabii. Ve dolayısıyla nereye baktılar? Eski antlaşmaya baktılar. Ve eski, hı-hı, antlaşmadan vaaz ettiler. Mesela tabii, Pentekost, tabii, gününde çıktı Petrus öne ve Yoel söyledik, peygamberden bahsetti. Demek ki eski antlaşma tarihsel bir kitap aynı zamanda ve, hı-hı, aynı zamanda Tanrı'nın o tarihsel olayların içerisindeki bir hikayesini barındıran eşsiz bir kitap. Hı-hı.
Ve şöyle düşünebiliriz, yeni antlaşmada mesela günah kavramının ne olduğunu göremezsiniz. Yani bunu eski antlaşmadan alır yeni antlaşma. Adem ve Havva'nın günahı ve Tanrı'dan uzaklaşması yaratılış kitabına dayanır. Örneğin yaratılış, yaratan bir Tanrı kavramı yine eski antlaşmadan alır yeni antlaşma. Yine kurtuluş kavramı. Yine eski antlaşmadan alıyoruz bunları. Öğreniyoruz ne kesinlikle olduğunu. Bunlar olmasaydı eğer, eski antlaşma olmasaydı eğer teolojimizi de doğru bir zemine oturtamazdık. Yani o Adem'in işlediği, Adem ve Havva'nın işlediği günahla Mesih'in kurtarıcılık işi ne kadar büyük bir bağlantı var. Evet. Peki bunlar olmasaydı biz nasıl anlayacaktık Mesih'in işini? Dolayısıyla büyük bir zemin var. Yani Tanrı böyle son anda fikir değiştiren, son anda harekete geçen bir Tanrı değil, başından itibaren bir örgü üzerinde çalışan, bir hikayesi olan ve hikayeyi gerçekleştiren bir Tanrı ve yeni antlaşma aslında bize hikayenin sonunu daha net bir şekilde gösteriyor. Yani kurtarıcının gelişi ve kurtarıcının ikinci gelişiyle beraber büyük bir hikaye bize sunuyor. Ve dolayısıyla sanki eski antlaşmayı bilmemek liseye, ilkokulu ve ortaokulu atlayıp bitirmeden girmeye çalışmak gibi oluyor. Evet, tabii ki Mesih'i tanımak oldukça önemli ama bizi Hristiyan yapan şey, tekrar söylüyoruz, bu Tanrı'nın hikayesini anlamak ve Tanrı'nın hikayesini mümkün olduğu kadar içselleştirmek. Örneğin İbrahim. Bütün yeni antlaşma vaadi İbrahim'e verilen bu vaatle ilgilidir. Eğer eski antlaşmadaki o İbrahim'in çağrısını bilmeseydik, ulusların babası olması, ulusların bereketlenmesi konusunu, o vaadi bilmeseydik, biz anlayamazdık çoğu şeyi. Ancak tabii ki zor anlaşılan yerler var ki yasa gibi. Ancak şunu anlamalıyız ki vaade eklenen bir yasa var. Yani Tanrı yasacı bir Tanrı değil, vaadi yerine getirmek için kutsallığını ortaya koymak ve halkıyla birlikte olabilmek için kutsal olan bir Tanrı'yı biz eski antlaşmada görüyoruz. Dolayısıyla eski antlaşmada ne var? Yargı var. Yargı gücü var. Ve yasaya itaat edilmediği zaman Tanrı'nın buna verdiği bir karşılık var. Bu da bizi nereye götürüyor Romalılar kitabına göre, Paulus'a göre? Kurtuluş ihtiyacına götürüyor. Evet. Eski antlaşma kutsal bir Tanrı'yı gösterir ve yeni antlaşmada işte kurtarıcı gücünü gösterir. Ve bu ikisi bir bütün olarak el ele ele alınmalı. Evet. Her eylemin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Ve Tanrı bu kendini bize açıklarken bunu göz ardı edemezdi. Her zaman için gelen eleştirilerden biridir. Bilhassa eski antlaşmayla ilgili olarak çok şiddetle dolu bazı sahnelerle ilgili hatta. Fakat sevgi ve adaletin, yani yargının el ele olduğu bir doğadan bahsediyoruz. Tabii. Tanrısal doğadan bahsediyoruz. Ve birbirini tamamlayan, bütünleyen, biri olmazsa diğerinin olmayacağı. Aslında bu bambaşka bir programın konusu. Ki, sevgi elinin ve yargı elinin el ele aslında birlikte gidiyor olması Tanrı karakterinde. Ama o yüzden de eski antlaşmada Tanrı'nın görkemini, kudretini, mükemmelliğini biz ancak bu beklentiyle görebiliyoruz. Evet. Tanrı'nın halkından beklediği bu yasalarla birlikte anlayabiliyoruz. Ama aynı zamanda Tanrı yarattığı hiçbir kimseye yabancı değil. Bu sebepten ötürüdür ki insan tarafından nihayetinde bunun karşılanamayacağını bildiği için ve bununla ilgili isterseniz kurban düzenini inceleyebilirsiniz. Okumamış olanlar varsa diye söylüyorum bunu. Kendi özünü aslında müthiş bir alçak gönüllülükle dünyaya yolluyor ve yeni antlaşma tabii ki İsa ile birlikte ortak zemin diyeceğim ben İsa'nın yaşadığı dönemi. Çünkü antlaşmaların iç içe geçtiği bir dönem o. Tanrı bu çözümü getiriyor ve kurtuluş böylelikle sağlanıyor. Ama biliyoruz ki bu müjdeyi duyan hem Yahudi ulusu hem Yahudi olmayanlardan diğer ulusların hepsi o zaman anlıyor ki evet, bu İsa dediğimiz kişi Mesih'tir. Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıdır ve eski antlaşma boyunca haberi verilen, duyurusu yapılan, peygamberlerin defalarca dile getirdiği, çok özel niteliklerle tasvir ettiği aynı zamanda ki 600 yıl öncesine varacak gider bu tasvirler. Hepsi İsa Mesih'te doluluğa erişmiştir. Ve bununla birlikte de aslında İsa'dan duyduklarını dünyanın geri kalanına ulaştıran, kiliseyi kuran elçiler, İsa'nın ilk öğrencileri bu antlaşmanın artık meyve veren tarafını oluşturmuşlardır. Çünkü yaşadıkları sürece sahip oldukları nedir? Eski antlaşma bilgisi. İsa'nın ağzından duydukları müjde, kurtuluş vaadi,
yasayla değil ama imanla kurtuluş. Tanrı'nın lütufla, karşılıksız verdiği armağanla getirdiği kurtuluş ve İsa'dan duydukları. Bunların ikisinin birlikte, onların dünya görüşünde yerleşmesiyle birlikte bu sefer Yeni Antlaşma'nın geri kalan metinlerini okumaya başlıyoruz. Mektuplar ve Vahiy kitabında olduğu gibi. O yüzden hepsi bir bütün. Evet, kesinlikle. Ve Eski Antlaşma'nın yetkisine bakmak için tabii ki İsa'nın sözlerine de bakmalıyız. Mesela Yuhanna kitabının 5. bölüm 39. ayetinde İsa Mesih şunu söylüyor. Diyor ki, kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Diyor ki, bana tanıklık eden de bu yazılardır. Evet. Ve demek ki İsa Mesih Eski Antlaşma'yı kabul ediyor ve onun tanıklığına ihtiyacı var ve onun tanıklığıyla birlikte aslında bu hizmeti yürüttüğünü net bir şekilde söylüyor. Yine hizmetini başlatırken Yeşaya 61'den başlıyor. En önemli alıntılarından biri. Ve mesela son çarmıhtaki son kelimelerini yine mezmurlardan alıyor. Ve orada tabii ki bazıları eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte Mesih Tanrı'dan ayrıldı, günah. Tabii günaha yüklendi. O zaman nasıl babayla bir olabilir diye bazı eleştiriler var. Ama aslında Mesih orada yaptığı şey, mesela Matta 27:46'da saat 3'e doğru İsa yüksek sesle eli eli lema şevaktani, yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Aslında bu bir haykırı değil, mezmur okuyor. Yani. Eski antlaşmadan. Demek ki Mesih'in hayatı eski antlaşmayla dolu. Ve onun otoritesini, onun tanıklığını kabul ediyor ve aslında bütün dayanağı da orası. Ve İsrail'in de bütün dayanağı orası. Ama sorun ne? Sorun bir yanlış anlaşılma. Demek İsrail bu sözleri aldı, bu sözleri korudu ama bu sözlerin içeriğini tam anlamadı. Bu sözlerin sadece kurallarla ilgili olduğunu düşündü. Ancak Mesih geldi, özellikle dağdaki vaazda hem eski antlaşma yasasını, yeterliliğini kabul etti, bunun kaybolmayacağını söyledi. Ve sonra bu yasanın neden verildiğini, ne yapmamız gerektiğini aslında bize net bir şekilde içini açtı ve o yasanın derin anlamını bize gösterdi. Demek ki Tanrı'nın kişiliği unutulmuş. Tanrı'nın yasası sadece göz önüne alınmaya başlamış. Ama İsa Mesih geldi ve dedi ki Tanrı'nın karakteri ve Tanrı'nın olan ilişki daha önemli. Yani kuralları uygulamaktansa yürekteki uyanış, yürekteki duygu, değişim, yürekteki durum daha önemli. Yani bunu sadece zorunluluktaymış gibi yapmanın bir anlamı yok. Bu bir kurtuluş getirmiyor. Elbette. Ve dolayısıyla aslında bu eski antlaşmayı okudukça günümüz için de çok büyük mesajlar var. Çok. İsrail'in düştüğü hatalarla günümüzdeki inanç hayatı konusunda aslında çok büyük paralellikler var. Çok fazla örtüşen alan bulabiliyoruz. Kesinlikle. Tapınakta büyük toplantılar, görkemli toplantılar ama Yeşaya kitabında Tanrı diyor ki ben bunlara bakmak istemiyorum. Çünkü yürekten gerçek bir ilişki daha önemli. İsa Mesih de aynı şeyi söyledi. Vergi görevlisiyle din adamı tapınağa gidip dua ederken orada kabul edilen vergi görevlisi de çünkü tövbe ederek kurtuluşa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dolayısıyla eski antlaşma günümüz için çok önemli dersler içeren bir söz. Tabii ki bunu uygularken ve bu sözleri alıp bir yasa gibi ya da bir kural gibi ortaya çıkmamak gerekiyor. Eski antlaşmanın en iyi yorumunu yapmak istiyorsanız yeni antlaşmadaki elçilerin yorumlarına bakarak referans alabilirsiniz. Evet, evet. Ve o şekilde doğru bir yolda biz ilerleyebiliriz. Kesinlikle. Ve bu konunun bu tarafında sanıyorum biraz daha alıntılarla durmamız çok yerinde olacak. Çünkü Tanrı'nın görünür yüzü, özü İsa sözleriyle her zaman için eski antlaşmanın Tanrı sözünün içindeki bütünlüğünü o kadar çok tasdik ediyor ki örneğin Luka 4. bölümde hizmetine başlıyor İsa. Tapınakta büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Neden tapınakta? Çünkü kutsal yazılar üzerine orada konuşuyor, orada tartışıyor. Bu zaten hani kendiliğinden açıklayıcı bir şey. Ve 16. ayetten itibaren okuyabilirsiniz isterseniz. Peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi ona. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Ve hatta detay olarak bile düşünebiliriz. Biliyor hangi sözle aslında dünyadaki hizmetinin yaklaşık bir 6-7 yüzyıl önce müjdelendiğini ve oradan alıntı yaparak bu sözleri söylüyor. İsa'nın misyonudur aynı zamanda dünyadaki. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.
Sonra kitabı kapattı, görevliye verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı diyor. Yaşaya kitabı orada bulunan herkesin çok iyi bildiği bir metin. Evet. Bazen biz 21. yüzyıl gözlerimizle yaklaştığımız zaman metnin bazı kısmına birçok şeyi kaçırıyoruz. Evet. Ama o seyircilerin olduğu yere kendimizi yerleştirebilirsek Havra'dan bahsediyoruz ve eski antlaşma yazıları üzerine uzman kişilerin olduğu bir yerden söz ediyoruz. Bunun öğretildiği. Bu orası için ne demek? İsa'nın bunlar üzerinde yetki sahibi olan olduğunu, Mesih olduğunu aslında ilan etmesi demek ve yerine geldiğini söylüyor aynı zamanda. Ve hizmet sürecini böyle başlattığını görüyoruz. Aktif 3 yıl sürecek olan, çarmıha gerilmesinden önce 3 yıl devam edecek olan hizmetinin başladığı metin bu. Ve birçok Hristiyan için bugün yine yaşadığımız yüzyılda düşünecek olursak bu metinlere baktığımız zaman Tanrı'nın bu dünya için amacı bu ayetlerle açıklanıyor. Tanrı'nın ruhu bizimle, bizi ihtiyacı olan kimse, yoksul burada tabii ki sadece parasal yoksulluktan bahsedilmiyor, bilhassa ruhsal yoksulluktan bahsediliyor. Müjdeyi iletmek için gönderildiğimizi anlatıyor. Ve tutsaklara serbest kalacaklarını, Tanrı'nın arzusu bu çünkü insanlarla ilgili. Görmeyen herkesin göreceğini, burada da sadece bir spesifik bir şifa değil bahsettiğimiz. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Ve karşılıksız iyiliğinin aslında vücut bulduğunu anlıyoruz biz İsa'nın bu sözleri alıntılamasıyla birlikte. Eski antlaşma ve yeni antlaşmanın bir bütün olarak görülmesi gerektiği aslında İsa'nın tam da hizmetine başlarken bu anlatısında çok daha güçlü bir şekilde oradaki herkese iletilmiş oluyor. Kesinlikle. Örneğin insanoğlu kavramı ki Mesih'in hizmetinde oldukça önemli bir kavram ki Markus'un son bölümünde başkâhinle konuşurken orada aslında benim derken bile o Musa ile karşılaşan Yahve'nin kendisi olduğunu iddia ediyor ki bu yüzden kâhin çok kızarak eski antlaşmadaki iddia edilen Tanrı sen olamazsın diyerek elbisesini yırtıyor, kıyafetini yırtıyor ki o yırtılmaması gerekiyor. Çok hareketli bir sahne o. Evet, kesinlikle ama tabii çeviriden bazı şeyler anlaşılmıyor. Biraz orijinal metinlere de dönmek gerekiyor. Mesela insanoğlu kavramı. Evet. Bu kavram biliyoruz ki Daniel kitabından, eski antlaşma yazılarından alınıyor. Ve Mesih direkt oraya vurgu yaparak Daniel'in insanoğluna benzer birini geldiğini gördüm. Ve kitapları açıldı, o yargı sahnesini direkt onu referans alıyor İsa Mesih. Ve onu izleyenler bunu biliyorlar. Kesinlikle. Kilit nokta bu. Zaten asıl öğrencilerin neden seçildiğini ya da öğrencilerin cahil insanlar olmadığını buradan anlıyoruz. Onlar eski antlaşma yazılarını biliyorlardı. Biliyorlar, evet. Ve Kusar gelince bu yazarın anlamı onlarda bütünleşti ve daha anlamlandı ve ayağa kalkıp eski antlaşmadan vaaz etmeye başladılar. Mesela bağışlama, kanla bağışlanma kavramı yine eski antlaşmada bize geldi ve Mesih'in akıttığı kanın kurtuluş getirdiğini işte bu bütünlükle biz anlayabiliyoruz. Tabii ki zor anlaşılan yerler var. Örneğin işte Lut'un kızlarıyla olan ilişkisi. Yani Tanrı bunu bir vahiy olarak indirmedi. Yazarlar olumsuz şeyleri de görerek yazdılar, not aldılar. Ki bu dürüstlüğünün de kesinlikle, aynı zamanda bir tanıklığıdır kutsal kitap. Ya da Davut'un günahından bahsedeceksek demek ki bu milliyetçi bir kitap değil. İsrail tarihini öven bir kitap değil. Bu kendi tarihini de eleştiren, büyük adamlarını eleştiren aslında çok güvenilir bir söz. Kesinlikle. Bunu bu şekilde bakabilir ya da Süleyman'ı eleştiriyorsa, o birçok kişi kadınla evlendiği için günaha düştüğünü, uzaklaştığını yazabiliyorsa eğer, demek ki bu bir dürüstlük var burada. Evet. Ve onun için doğru olanın ne olduğunu söyledikten sonra buluyoruz biz. Evet, Tanrı kesinlikle açıklıyor, doğru olan budur. Bunu yapmayacaksınız. Ama ondan sonra görüyoruz ki bu oluyor. Bu Tanrı'nın sözünün geçerliliği değil, insanın günahlı doğasının kesinlikle bir sonucudur. Kesinlikle. Ve söylediğin gibi Tanrı sözünün içsel bütünlüğünün de dürüstlüğünün de bir başka kanıtıdır. Bunların da içinde olması. Ve eski antlaşmanın getirdiği en önemli şeylerden birisi yasa ve bağışlanma kavramı. Ve kurban kavramıyla beraber insanın Tanrı'ya nasıl yaklaşabileceği teolojisi ortaya çıktı. Evet. Ve kurbanın kanıyla insanın günahı bağışlanıyordu ve yılda bir kere başkâhin en kutsal yere giriyordu ve orada halkının günahlarını bağışlatıyordu. Ve aslında
Tanrı'ya yaklaşmak için tek bir yol vardı. Yani o buluşma çadırındaki o resimler aslında Adem bahçesinde kovulan Adem'in geri dönüş hikayesini de anlatıyordu halka. Evet. Tabii ki eski antlaşma bildikleri için bunu daha iyi resmediyorlardı. Çok yani daha rahat. Mesela bir tapınağa girdi ya da buluşma çadırına girdikleri zaman sanki Adem bahçesine geri dönmenin hikayesini yaşıyorlardı. Hı hı. Tabii ki biz kültür olarak bunu anlayamıyoruz ama. Peki bu olmasaydı, yani kanla bağışlanma kavramı olmasaydı Mesih'in fidyesini, Mesih'in bu yaptığı işi nasıl anlayabilirdik? Hı hı. Yani Çağnut'ta ölümün gerekliliğine kesinlikle geliyor bu. Bizim zorlandığımız aslında kesinlikle zaman zaman. Ve birçok arkadaşımızın sorduğu noktalardan biri neden bu gerekliydi diye. Eski antlaşmayı bilmeden bunu anlayabilmemiz mümkün kesinlikle değil. Ve Yahya Mesih'i gördüğünde işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu budur dediği zaman aslında orada çok şey yankılandı insanların zihninde. Çünkü oradaki kuzunun ne anlama geldiklerini biliyordu mesela. Fısık kuzusu hep bir kan aracılığıyla bir kurtuluş, çıkış, kurtuluş, yeni bir yaşam hep. Eski antlaşma bunları vurguladı. Ve şimdi Mesih böyle bir zemine geldi, böyle bir müjdeye geldi, böyle bir anlatının üzerine geldi ki işte biz buna tamamlama diyoruz. Ve şimdi şöyle düşünebiliriz, bütün bir hikaye var, bir de mesela kendini önemli sayan birisi ortaya çıktığı zaman ya bu hikayeyle bütünsel bir ilişkisi yoksa o zaman nasıl değerlendirebiliriz? Ve İsa Mesih'e baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Eski antlaşmayla %100 uyumlu ve hayatı tamamen kutsal yazılarla dolu bir hayat sürdüren ve o yazılmış sözün dışına çıkmayan bir yaşamı vardı Mesih'in. Evet. Ve Mesih daha hizmetine başlarken bile öğrencilerine ben ölmeye geldim. O haberini verelim. Buluşma çadırında tapınaktaki kefaret kurbanının yerine ben geldim diyerek aslında hizmetinin temelinde net bir şekilde söyledi. Bunu da belirtmiş oldu. Süreye bakıyorum ve bir ara vermemiz gerektiğini fark ediyorum. Kutsal kitabın bütünlüğü çok zengin bir kavram, ayrılmazlığı ve bizim de aslında dolu dolu hevesle konuşmak istediğimiz Tanrı sözünün mucizevi varlığını aslında birçok yönüyle anlatmak istediğimiz bir kavram ama küçük bir mola vereceğiz, bir nefes alacağız. Onun sonrasında programımızın geri kalan kısmında da bu konu etrafında konuşmayı sürdüreceğiz. Yeniden beraberiz birazdan. Kısa bir aranın ardından bu sezonun son canlı yayına devam ediyoruz. Dünya Görüşü'nü izliyorsunuz Satellite Türk ekranlarında. Bir ara vereceğiz yaz aylarında. Ayda bir kez ekrana gelecek programımız ve bir ay içinde bir konulardan derlediğimiz yayınla karşınızda olacağız. Bununla ilgili tanıtımları da Satellite Türk yayınları sırasında zaten görürsünüz. Aynı zamanda sosyal medyadan da sizlerle paylaşacağız. Ama tekrarlarımız her hafta Kasım'dan Mayıs'a kadar yaptığımız programlardan seçme tekrarları her hafta yine mutlaka pazar akşamları olmak üzere izleyebileceksiniz. Son programımızda Kutsal Kitabın bütünlüğünü konuşuyoruz, ayrılmazlığını konuşuyoruz. Farklı yönlerden ele alarak yapıyoruz ama Tanrı'nın niyetini size vurgulamaya çalıştık ve eski antlaşmanın yeni antlaşmayla birlikte bir bütün olarak Tanrı sözünün aktarıcısı olduğunu ve hepsinin aslında İsa Mesih'e işaret ettiğini konuşmaya çalıştık ve bunu örneklendirmeye çalıştık aranın öncesinde ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü çok fazla konuşulacak yönü var. Ve tümünü de konuşabilmiş olmayacağız nihayetinde. Yani sürekli aklımıza geliyor. Örneğin şeytanın varlığı yeni antlaşma imanları olarak biz bu hikayeyi eski antlaşmada buluyoruz. Yeşaya 14 ve Hezekiel kitaplarında. Onun kim olduğunu, neden düştüğünü. Aslında teoloji kavramı da çok önemli. Teoloji aslında bizim doğru bir şekilde Tanrı'ya ulaşabilmemiz için ihtiyacımız olan şey. Evet. Ve bunun kaba kısmı eski antlaşmada var ve bu hikayeyi çıkartırsak teolojimiz de zarar görür ve temelsiz kalır ve Tanrı'ya yaklaşımımız da örneğin şeytanın varlığı ile ilgili belki birçok imanlı bile ve Orta Doğu'da yaşayan imanlı bile hala şey diye düşünebilir. İşte Adem'i kıskandığı için, insanı kıskandığı için şeytan düştü diye düşünebilir ama kutsal kitap böyle bir bu şekilde. Bu çok geleneksel bir bilgi. Evet. Ama işte bu farkı yaratan şey teolojimizdir. Tabii. Ve teolojimizi kutsal kitaptan almalıyız. Bu yüzden belki vaizler olarak ve önderler olarak eski antlaşma öğretmek uzun bir süreç aldığı için biz kolayca Mesih'e bakalım
Yeni antlaşmaya dönelim. Oradaki lütufa bakalım, güçlenelim demek bazen daha kolay olabilir. Çünkü örneğin eski antlaşma öğrenmek istiyorsak hayatımızın bir döneminde sıkı bir disiplinle bunu çalışmalıyız. Kısa izleri çalışmamız gerekiyor. Ve temel bağlamı ele almalıyız. Ve bu bir süreçtir aslında. Kolay böyle hayatımızın bir haftasında bunu yapabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden biraz zor olabilir. Örneğin fısıh kuzusu kavramı. İsa Mesih görünümü değiştiği sırada Luka 9. bölümde öğrenciler, 3 öğrenci ona baktılar ve Musa ve İlyas orada görümsel olarak belirdi ve metnin Grekçe ifadesinde exodos kelimesini kullanıyor. Yeni bir çıkışı İsa Mesih Musa ve İlyas'la konuşuyordu. Evet. Yani o çıkış kavramı nereden aldık? Yine Musa'dan, eski antlaşmadan. Nasıl Mısır'dan çıktıysa Tanrı halkı, Kızıldeniz'den geçtiyse bugün de bizler günahtan yeni bir çıkış sağlıyor Mesih. Ve bir anlamda sonsuz hayata giden bir çıkışı Mesih kendi kanıyla bize sağlamış oldu. Ve Paulus da baktı İsa Mesih'e, işte fısıh kuzumuz budur. Tabii. Yani demek ki eski antlaşmadaki Tanrı'nın her işi aslında Mesih'te gerçekleşecek olan bir bildirimdi, bir vahiydi. Örneğin yine İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi gibi. Yani Tanrı neden bunu istedi? Yıllar sonra yapacağı kurtuluş eylemini bütün dünyaya resmetmesi için aslında İbrahim'i harekete geçirdi. Ve dolayısıyla aynı zamanda edebiyat türünü olarak da matbaanın olmadığı, kitapların hızla çoğaltılamadığı bir dönemde bu tür sembolleri kullanarak sözlü oraya edebiyatla bu sözlerin yayılması oldukça önemli ve çok geçerli bir yöntem. Evet. Ve dolayısıyla hayatın içerisinde böyle büyük bir anlatı yeni antlaşmanın temelini oluşturuyor. Örneğin yine Paulus Korint Kilisesi'ndeki sorunlarla ilgili yazarken 10. bölümde, 1. Korintiler 10. bölümde oradaki 4 büyük ruhsal tecrübeden bahsediyor. Birincisi putperestlik, ikincisi fuhuş, üçüncüsü Rabbi denemek ve dördüncüsü de söylenmek. Çekişmek. Evet. Ve bütün bunları yaparken diyor ki o çölde sayımdaki, Mısır'dan çıkıştaki bütün hikayeler bize ders olsun diye aynı zamanda. Çünkü güneşin altında yeni bir şey yok. Tekrar o gün ediyorum. Belki isimler değişiyor, putlar, işte heykeller ama bugün de çok kavramsal putlar var hayatlarında insanların. Ve dolayısıyla güneşin altında yeni bir şey yok. Ve dolayısıyla doğru bir teolojiyi oturtabilmemiz için ve dünya görüşümüzü inşa edebilmemiz için işte bu bütünselliği mutlaka kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir başka verebileceğimiz örnek İsa'nın kendi yaşadığı dönemden Matta 12. bölümde karşımıza çıkıyor. Bazı din bilginleri ve ferisiler dediğimiz zaman zaten bu kişilerden bahsettiğimiz zaman biliyoruz ki bunlar eski antlaşma uzmanları, kutsal yasa uzmanları ve eski antlaşmaya tümüyle hakim olan kişiler. Diyorlar ki öğretmenimiz senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz. Tabii ki İsa Tanrı özü olduğu için ve hem insan hem Tanrı doğasında bulunduğu için onların sahip olduğu niyetlerin de farkında. Ve müthiş bir yüzleşmeyle aslında onların önüne geliyor ve şöyle bir karşılık veriyor. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Bunu dediği anda aslında karşısındaki herkes neyden bahsettiğini biliyor İsa'nın. Hemen Yunus'un deneyimini aktarıyor. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Burada elbette ki kendi çarmıhtan sonra mezarda geçirdiği süreyi anlatıyor. Ve o zaman onlar biliyorlar bunun ne anlama geldiğini. Ölüp dirileceğini aslında söylediğini biliyorlar. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninova halkı tövbe etti bu yüzden. Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Aynı zamanda diyor ki bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır kendine işaret ederek söylüyor. Ve bir başka eski antlaşma bölümüne atıfta bulunup Kral Süleyman'ın yaşamıyla ilgili bilgece sözleri dinlemek için dünyanın öbür ucundan gelen Güney Kraliçesinden bahsediyor. Aynı zamanda kendisinin Süleyman'dan da üstün olduğunu söylüyor. Bunların hepsinde aslında sayfa sayfa o zamanki izleyiciler İsa'nın eski antlaşma üzerinde de yetki sahibi olan olduğunu anlıyorlar bir kere daha. Ve bununla birlikte aslında onun neye işaret ettiğiyle ilgili konuşuyoruz ya, İsa'nın Tanrı'nın görünümü olduğu, Tanrı sözünün vücut almış, yaşam bulmuş şekli olduğu ortaya çıkıyor. Ve amaç ne burada?
bir belirti, doğaüstü bir belirti görünecektir. Doğaüstü belirtilerle dolu bir tarihçeden geliyorsunuz. Evet. Tanrı sizinle çok birlikte çölde yürüdü demek. Diyor. Tekrar Hı-hı. tekrar peygamberler aracılığıyla size defalarca Hı-hı. seslendi. Yollarınızdan dönmeniz için. Yine İsa'nın burada belirttiği yüreğin değişmemiş olmasına evet. işaret ediyor. Her verdiği örnekte aslında. Çünkü Tanrı'nın amacının kutsal yazılar aracılığıyla bunu sağlamak olduğunu biliyoruz. O yüzden yine hemen günümüze taşıyalım ve somutlaştırmaya çalışalım bu örneği. Eski Antlaşma metinlerine bakıyorum ya da İsa'yı tanımaya çalışıyorum, Tanrı'yı arıyorum yüreğimle, özlüyorum, henüz onu bilmiyorum ya da başka bir yanlış eylem yapmadımsa bile insan doğamdan, taşıdığım günahlı benliğimden tövbe edip Tanrı'ya dönmem lazım. Bunları araştırırken kutsal metinlere ya da kutsallık iddiası taşıyan metinlere yaklaşıyoruz tek tek. Evet. Bunlara yaklaştığımızda soracağımız pek çok şey var. İçsel kanıt bunlardan bir tanesi örneğin. Burada benim istediğim, duymak istediğim mi yoksa Tanrı'nın ben kendimi böyle açıklıyorum dediğine evet. mi bakmam lazım? Ben sadece kendi duymak istediklerimi önemsersem hiçbir yazı, bu iddiadaki yazı beni mutlu etmeyecektir. Çünkü ihtiyacım her gün değişecektir. Evet. Ama Tanrı'nın gerçeklerine bakarak değişmeyi ve onunla birlikte yaşamımın yönünü saptamayı, doğruyu yanlışı birbirinden ayırmayı ve dolu dolu aslında bir yaşam sürmeyi istiyorsam mutlaka kutsal kitapla karşılaştığım zaman bu beni bir karara götürecektir. Tepkisiz kalmam mümkün değil. Aynı zamanda kutsal yazıların bütününe bakarak İsa'yı anlamaya çalıştığımızda bir başka yön bizi Tanrı'nın sesini duymaya götürecek, bir başka yönde içsel kanıt özelliği olacaktır. Bundan da bahsetmemiz lazım. Çok uzun bir zaman sürecinde, evet, 2000 yılı aşkın, müthiş bir mucize. Birbiriyle asla aynı zaman örgüsünde yaşamamış kişilerin aynı mesajı, aynı detayla, dikkatle vermeleri ve birbirini doğruluyor oluşu. Bu çok ciddi bir iddiadır. Aynı zamanda bu bizi bir tepki vermeye de zorlar. Bununla bir karşılaştığımız zaman, okuduğum zaman tepkisiz kalamam. Öyleymiş deyip bir kenara koyacağım bir şey değildir. Çünkü benim hayatımı da direkt ilgilendirmeye başlar. Ölümümden sonrası için de söz söylemektedir. Ve onu tanımam için bir fırsat vardır önümde. Ama biz elbette postmodern çağın daha kolay, daha rahat, daha işime gelen, daha insancıl dediğimiz yanıyla yaklaştığımızda böyle tabii. metinlere her zaman için tabii ki kendimizi biraz zor alanda buluyoruz. Ve sırf bu yüzden eğer ben inanmamayı seçiyorsam bu benim için çok ağır bir bedele sebep olacaktır. Bunun da farkında olarak yaklaşmamız gerekiyor evet. sanıyorum bütünlüğüne baktığımızda kutsal kesinlikle. Yazıları. Ve Tanrı'nın gerçeğinin ilan edildiği her yerde bir karar verilmesi gerekir. Ve bu karar verilmeden Tanrı'yı sadece tanımak ya da bilmekle yetinmemeliyiz. Çünkü evet. bu bizi kurtarmaz. Yani her zaman söylediğimiz gibi işte Boğaz'a gittiğimiz zaman orada o güzel manzarayı gördüğümüzde işte Tanrı'nın yarattığı harika şeyler var. Görüyoruz. Ama bu bizi kurtarır mı? Günahlarımızı örter mi? Tabii ki örtmez. Ve eski antlaşmada da aslında İsrail'in hatası buydu. Tanrı'nın gücünü bildiler. Evet. Yani Tanrı'nın gücünü gördüler. Kızıldeniz'i geçtiler. Çölde beslendiler, korundular. İsrail bunu gördü ama gördü. Tanrı sadece bunu görmelerini, bunu bilmelerini istemedi. Tanrı kişisel olarak onu tanımasını halkının istedi. Ancak burada hata yaptılar. Ve o yüzden eski antlaşmadaki asıl amaç Tanrı'nın kendi karakterini halkına gösterme isteğini ben görüyorum. Ve örneğin Tanrı'nın karakteri eski antlaşmada şu şekilde anlatılıyor. Örneğin Tanrı kendi halkının ortasında bir tapınakta yaşamak istedi. Evet. Varlığını sürdürmek istedi. Bir çadır kurarak yeryüzünde halkıyla beraber seçti. Bulunmak istedi. Ve İsa Mesih de diyor ki beden olarak yani bir çadır olarak aslında aynı kelimeyi kullanıyor. Beden alması sanki çadırda yaşayan Tanrı'yı anımsatıyor ve onu referans olarak aslında beden almayı anlatıyor insanlığa. Ve aynı şekilde Samuel kitaplarında görüyoruz ki Tanrı halkının kralı olmak istedi, yönetmek istedi, halkıyla birlikte yaşamak istedi ama halk diğer uluslara özenerek kendilerine diğer uluslar gibi bir kral atamasını istedi. Ve böyle bütünlükle baktığımız zaman eski antlaşmanın asıl amacı kuralları yerine getirmek, kurallar veren bir Tanrı, onu hoşnut etmek için kurbanlar kesen bir halk, bir bağlamın değil, tam tersine.
kendini tanıtmak isteyen, amaçlarını, duygularını ifade etmek isteyen bir Tanrı. Ve Tanrı diyor ki aynı zamanda o itaat eden imanlı atalar sayesinde şu andaki imansız bir halk seviliyor. Ve demek ki Tanrı o doğruluk eylemlerini binlerce kuşağa sürdürdüğünü de eski antlaşmada biz bu şekilde görüyoruz. Ve doğal olarak eski antlaşmada biz bir yasacı görüyoruz, daha çok yasayla ilgileniyoruz, ama eski antlaşma çalışırken Tanrı'nın kişiliğini, Tanrı'nın karakterini anlatan olaylara bakmalıyız. Örneğin Tanrı'nın görkemi çölde halkına yol gösteriyorsa, İsa Mesih de Tanrı'nın görkemi olarak Işığı halkının olarak. Arasında yaşadığı ve halkının arasında yol gösterdi. Ve Tanrı'nın görkemi eski antlaşmada mucizeler yapıyorsa, İsa Mesih de Tanrı'nın görkemi olarak aslında gelip mucizeler yaptı. Hastaları iyileştirdi. Ve Tanrı'nın bütün o eski antlaşmadaki karakterini, şifa veren, halkıyla birlikte olan, esirgeyen, koruyan bütün o niteliklerini Mesih yerine getirmiş oldu aslında. Ve bu anlamda o bütünlüğü asla kaybetmemeliyiz. Eğer eski antlaşmada zor anladığımız yerler varsa kilise önderlerimizden yardım alabiliriz. Birçok ilahiyat kurumları var. Tabii. Onlardan yardım alarak aslında bu konuları öğrenebiliriz. Bu konuda bahsederken tabii ki yeni antlaşmanın aynı zamanda eski antlaşmanın bir anlamda açıklayıcısı, onu neredeyse hani bir paketin parçalarını ayırır gibi bize anlatısı da çok önemli. Bu konuda biraz daha aslında kanıtlarla şaşırmak ve daha derin incelemek istersek İbranileri mutlaka İbranilere bakmamız lazım ve İbranilerden söz etmemiz lazım. Çünkü neredeyse bir eski antlaşma özeti gibi yeni antlaşma metninde yer bulan bir mektuptur. İbraniler mektubu. Zaten adından da anlaşılacağı üzere. Ve mektubun genel teması Mesih'in üstünlüğünden bahseder. Tanrı oğlunun yüceliğini anlatır. Ama bunu yaparken kullandığı yöntem eski antlaşma metinlerinin açıklanmasıyla olacaktır. Ve İsa'nın nasıl Musa'dan üstün olduğu, yetkinliğe nasıl eriştiği, bununla birlikte mezmurların bilhassa dedik ya biraz önce anlamakta güçlük çektiğimiz kısımlar. Örneğin İbranilerin neredeyse her bölümü bir mezmur ya da eski antlaşma metnini açıklar nitelikte. 8. mezmur, 95. Bununla gidebiliriz tek tek. Habakuk kitabının, özdeyişlerin, çıkışın görüyoruz. Sayfa sayfa ilerlediğimizde kahinlik düzeni. Ya da kurban düzeni. Mesih'in kahinliğini anlatıyor bize. Tapınma düzenini anlatıyor aynı zamanda. Bununla birlikte iman atalarının hikayeleri yeniden resmen bir özet niteliğinde bir yeni antlaşma mektubunda yer buluyor. 11. bölüm iman atalarını tek tek yaşamlarını okuyabilirsiniz. Ve bunların Mesih'le ne bağlantısı var? Bir anda o bir yapbozun parçaları gibi aslında birbirine oturduğunu görüyoruz. Ve bu tesadüf eseri değil. Çünkü hiçbir kurgu yazarı sanıyorum bu kadar uzun yüzyıllar boyunca insanlığa dışarıdan bakıp böylesine detaylı bir kitabı bir araya getiremez. Bu aynı zamanda tabii ki bunun değiştirilmez Tanrı sözü olduğunu ve onun iradesiyle aslında bugüne kadar bozulmadan korunduğunu da gösterir. Biz bilerek zamanımızı içsel mesajına odaklamayı seçtik seninle. Elbette biliyoruz tabii ki bir araya gelişinden konuşabilirdik. Kutsal yazıların kanon haline, bu okuduğumuz hale gelmesinden bahsedebilirdik. Ama bu bambaşka bir programın konusu olacağı için biz içindeki mesajın bütünlüğüne ve eskiyle yeninin ayrılmadan bir arada ele alınması gerektiğine odaklanmak istedik. Onu da belirtelim burada. Ve Mesih'in hizmetinin en büyük ifadelerinden birisi de çobanlık, iyi çoban kavramı. Evet. Ve Mesih bunu eski antlaşmadan alıyor. Tanrı'nın çoban olması, halkını yönlendirmesi ve bu iyi çoban olarak aslında Zekeriya kitabında da görüyoruz. Mesih iyi çoban olarak ortaya çıktığında eski antlaşmadan aslında büyük bir referans alarak geliyor. Örneğin bağcı kavramı. Evet. Yuhanna 15'e döndüğümüzde asma ve çubuklar konusunda eski antlaşmada bir alıntıdır aynı zamanda. Örneğin Tanrı'yla kişisel bir dua hayatını sürdürmek de nereden geliyor, bizi mezmurlara götürüyor aslında.
Ve dolayısıyla yani o kadar büyük bir zemin var ki eski antlaşma ve yeni antlaşma arasında bütünlük var ki bu bir anlamda imanlı olarak ne kadar büyük bir zenginliğin içerisindeyiz. Evet. Yani büyük bir zenginlik, büyük bir tarihsel bir materyal var önümüzde. Bazen bunu çok değerlendirmiyoruz. Evet. Yani bunun üzerinde çok fazla düşünmüyoruz. Bunun üzerine çok fazla araştırma yapmıyoruz ama hayatımızın bir kısmını buna vermeliyiz ki Tanrı'nın bereketleri, Tanrı'nın o karakterindeki zenginliği aslında biraz bizim daha hayatımızda önemli. Daha da renklensin. Ve yani yüreğimizi eksiltmemeliyiz bu konuda. Ve eski antlaşma metinlerini okudukça, eski antlaşma metinlerini çalıştıkça bu sadece bir tarih kitabı olarak bize kalmayacak. Tam tersine mesihsel kimliğimizin inşası için büyük sütunlar hayatımıza dikmiş olacağız. Ve o yüzden Hagay kitabında o tapınak tekrar inşa edildiğinde Tanrı halkına soruyor. Tapınak bu halde dururken kendi işinize bakmanın sırası mı diye söylüyor. Ve bazen biz Tanrı'yı tanımanın hayatımızda ilk sırayı vermeyi ve ilk sırada olmasını unutmamalıyız ki. Çünkü kimliğimiz, iman hayatımız, dua hayatımız, ruhsal hayatımızın hepsi işte buradan bize doğru akıyor. Ve bu sıra değiştiği zaman aslında hayatımızdaki o ruhsallık, hayatımızdaki o sevinç de azalıyor. O yüzden buna biraz dikkat etmeliyiz. Ve yaşamlarımızın anlamının aslında yani dünyayı anlayışımız, okuyuşumuz, bizden öte bir amacının olduğunu da kutsal yazıların bütünlüğünde görebiliriz. Yalnızca benimle ilgili değil bu mesele. Benden çok daha eskiye gider ve benden sonraya da gider aynı zamanda. Bu da hayatın anlamına ilişkin ya da yaşamın bir amacına ilişkin de çok müthiş bir doluluk, doyum veren bir kavram. Ve ne kadar aslında derin çalışırsak bu metinleri, bu biraz daha bütünleşiyor. Sanki bir eski, arkaik bir kitapmış elimizde gibi görünüyor. Ama o kadar hayatın içinden ve bu kadar günümüze cevap veren mesajlarıyla yine bunun Tanrı sözünün ve yardımcısının olduğunu görebiliyoruz. Elimde tuttuğum açıklamalı kutsal kitap, biraz daha derin çalışmak isteyen izleyicilerimizin rahatlıkla yönelebilecekleri bir kaynaktır. Kutsal yazılarla ilgili editoryal çok küçücük bir cümleyi okumak istiyorum. Çünkü çok yerinde bir saptaması olmuş editörlerinin bunu hazırlarken. Şöyle diyor: kutsal yazılar bazen insanı dünyanın gerçekleri hakkında bilgilendirir, bazen iyiliğe ve güzelliğe özendirir, bazen geçmişteki olayların hatırlanmasını sağlayarak Tanrı yolunda yürümenin öneminin hatırlanmasını sağlar, bazen de atılacak adımların ne olması gerektiğiyle ilgili bilgelik öğretir. Kısacası kutsal yazıların amacı insanın kendi çabasıyla Tanrı'yı nasıl hoşnut edeceğine yönelik bildiriler sıralamak değil, İnsanı artan ölçüde Tanrı'ya güvenen, tapınan ve onu seven bir birey olmaya özendirmektir diye müthiş bir özetle aslında sanıyorum buradan alıntılayıp toparlamak yerinde olacaktır programın sonunda. Ve son olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Bütün bu yazılar bizim için yazıldı. Evet. Gerçekten Mesih bizim için öldü çarmıhta ve bu hikaye bizim okuyup anlamamız için yazıya geçildi ve korundu. Ve dolayısıyla bu bir mektup gibi aynı zamanda. Hem Tanrı'nın hikayesi hem Tanrı'nın bize duyduğu sevgiyi anlatan çok net yazılar. O yüzden onun yazdığı bu harika eseri okumaya devam etmeliyiz ve çalışmaya devam etmeliyiz. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yaklaşık bir aylık bir aramız olacak. Ve o aradan sonra yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Ayda bir birlikteyiz. Bunu tekrarlayalım. Sanırım Temmuz ayında birlikte olacağız. Ve haftalıkta? Haftalıkta tekrarlarımız devam edecek. Pazar akşamı. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın lütfen. Esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.